Evet, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Şehirlerin İsimleri adlı bu serimizde adı üzerinde şehirlerin isimlerinin nereden geldiğini açıklayacağız. Her programımızda, her bölümde 5 şehri anlatmaya çalışacağız. İlk programımızda da, ilk bölümümüzde de Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı ve Amasya'nın isimlerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Seyrimde bir şehre vardım. Adana. Yöreye milattan önce yaşayan kavimlere Danuna ismi verildiği kayıtlarda mevcut. Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs'ün Adanüs ve Sarüs adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler. Adanüs adını kendi kurdukları şehre vermiş. Seyhan Nehri de Sarüs adını almış. Hitit etkisinde kalan Fenikeliler tarım ve bitki tanrılarının ismi olan Adonis'i bereketli topraklarından dolayı Adana'ya isim olarak vermişler. Milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişiyle birlikte Arap tarihçileri Adana isminin peygamberlerden Hazreti Yasef'in torunu Ezene'den geldiği fikrini ortaya atmışlar. Türkler ise Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova adını vermişler. Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara sebep olması nedeniyle 1878 yılında Osmanlılar döneminde yayınlanan bir fermanla yöre adının Adana olarak yazılmasına karar verilmiş. Seyrimde bir şehre vardım. Adıyaman. Adıyaman'la ilgili de yine birkaç rivayet mevcut. Birinci rivayete göre Perre şehrinde cereyan ettiği belirtilen bir olaya bağlanıyor. Farrin ya da Perre olarak bilinen şehirde puta tapan bir babanın 7 oğlu, babalarının evde olmadığı bir gün bütün putları imha ederek Allah'ın bir olduğunu kabul ve ilan ederler. Tabi bu Hz. İsa döneminde yaşandığı söylenir. Putperest baba durumu öğrenince 7 oğlunu da öldürür. Babaları tarafından öldürülen 7 kardeşin hatırasına Farrin'de manastır yapılır. Bu olaydan ötürü de şehre Yedi Yaman adı verilir. Yedi Yaman zamanla Adıyaman şekline dönüşür. İkinci rivayete göre Adıyaman şehrinin ortasında yaptırılan Mansur'un kalesi olarak bilinen kaleye halk Hısnı Mansur ismini vermiştir. Hısnı Mansur isminin menşei hakkında iki ayrı rivayet mevcuttur. 7. yüzyılda buraya gelen Emevi komutanlarından Kays kabilesine mensup Mansur Cavane'ye izafetle bu ismin verildiği rivayet edilmekte ise de başka bir rivayete göre bu ismin Abbasi halifesi Ebu Cafer El Mansur'un adından geliyor. Zamanla halk arasında telaffuz şeklinde değişmesiyle Hüsnü Mansur olarak bu şehrin ismi değiştirilmiş. Üçüncü rivayete göre Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiş. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi şehrin çevresinin de meyve ağaçlarıyla kaplanmış olmasından dolayı güzel vadi anlamında olan Vadi Leman kelimesinin söylenişi zamanla değişmiş ve halk arasında Adıyaman şekline dönüşmüş. Ancak Hısnı Mansur yani Hüsnü Mansur ismi 1926'ya kadar resmi ad olarak kalmış. 1926 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararı ile şehrin ismi tekrar Adıyaman olarak değiştirilmiş. Seyrimde bir şehre vardım. Afyonkarahisar. Şehir merkezinde volkanik özellikli dağlar arasında 226 metre yükseklikte yalçın, yüksek ve konik bir tepe olan ve kale olarak adlandırılan yer Hititlerden günümüze kadar insanların ilgisini çekmiş ve savunulmaya uygun olmasına karşın aşağı, orta ve yukarı sur olmak üzere 3 kat surla çevrelenerek daha da savunulmaya elverişli konuma getirilmiş. Bu özelliğinden dolayı Hititler, Hapa Nua, Romalılar ve Bizanslar, Akroinon, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar Karahisar'ı devle, Karahisar'ı sahip adını vermişler buraya. Bölge Frigya kültürüyle bilindiği için Frig sonrasında özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde Frigya sıcak sularından dolayı da Frig Salutaris yani şifalı Frigya olarak adlandırılmış.
Şehir merkezinde ve il sınırları içerisinde M.Ö. 2. yüzyıldan günümüze kadar insanların geçim kaynağı olarak yetiştirilen haşhaş bitkisinden elde edilen öz su anlamındaki opium kelimesinin afyon adını almış. Zamanla her ikisi birleştirilerek şehrin adı Afyon Karahisar olmuş. İlk kez 17. yüzyıldaki mahkeme kayıtlarında bu adın verildiği biliniyor. Seyrimde bir şehre vardı. Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı Ermeniler zamanında Kara Kilise olarak değiştirilmişti. Kazım Karabekir Paşa zamanında Kara Kilise ismi değiştirilerek Kara Köse diye adlandırılmıştı. Nuh tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı'ya Batılılar tarafından Ararat da deniliyor. Fakat Ağrı ismini Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'ndan alıyor. Ağrı Dağı'nın ismiyle ilgili de şunlar söylenebilir. Bu bölgeye yerleşen Selçuklu Türkleri Ararat Dağı'na Eğri Dağ ismini vermişler. Sonradan gelen Türk boyları Eğri Dağ'a Ağır Dağ ismini takmışlar. Zamanla Ağır Dağ halk arasında Ağrı Dağı olarak benimsenmiş. Seyrimde bir şehre vardı. Amasya. Hitit belgelerine göre Amasya'nın bilinen ilk adının Hakmiş olduğu sanılıyor. Bu isminin Perslerin Amasya'yı fethine kadar devam ettiği değerlendiriliyor. Amasya'nın Mitridates Krallığı dönemindeki adı Amesseia. Özellikle M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren darp edilen Amasya şehir sikkelerinde Amesseia ibaresi açıkça görülüyor. Zaten coğrafyacı Strabon da Amasya için Amesseia sözcüğünü kullanıyor. Amesseia sözcüğü ana anlamına gelen ve özellikle ana tanrıçayı kasteden ama ve onun çeşitlemesi olan ma ibaresiyle bağlantılı. Bundan hareketle denilebilir ki Amesseia ana tanrıça Ma'nın şehri anlamına geliyor. Ana tanrıça Ma, Perslerin Anadolu'yu fethinden sonra tapımı yaygınlaşan doğu kökenli bir tanrıça. Aynı zamanda bu tanrıça Mitridates ve Kapadokya'nın yerel tanrıçası. Amesseia sözcüğü de Persler zamanındaki asıl söyleniş şeklinin Helen ağzına uydurulmuş biçimi. Roma döneminde Amesseia adı fazla bir değişikliğe uğramadan Amasya olarak kullanılmış. Bizans devrinde de Amasya adının değişmeden devam ettiği biliniyor. Amasya'nın adı Danişmentler zamanında ise bazen Amasiye, bazen de Şehri Haraşna olarak anılmış. Selçuklu, İlhanlı, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Amasya adı herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş. Seyrimde bir şehre vardı. Evet, biz bu 5 şehrin ismini sizlere anlatmış olduk. Tabii ben bildiğim ve bulduğum kadarıyla bunları sizlere anlattım. Eğer sizler de farklı rivayetler biliyorsanız ya da bulduysanız yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın. Seyrimde.